Merhabalar. Bugün sizlere Little Women isimli filmin incelemesini yapacağım. Bizdeki ismiyle Küçük Kadınlar. 14 Şubat 2020 tarihinde vizyona girdi. Bildiğiniz üzere bu bir kitap uyarlaması. Louisa May Alcott'ın yazdığı klasik bir kitap zaten Küçük Kadınlar. Hatta daha önce 3-4 kere yani 1930'lu yıllardan beri sinemaya uyarlanmış bir eser. Ve 90'lı yıllarda Winona Ryder'ın oynadığı bir tane filmi vardı en son. Şimdi de Greta Gerwig tarafından yeniden sinemaya uyarlandı. Güçlü bir oyuncu kadrosu var diyebiliriz. Saoirse Ronan, Emma Watson, Laura Dern, Florence Pugh gibi isimler var başrollerde. Onlara işte Timothée Chalamet, Meryl Streep, Chris Cooper gibi insanlar, güzel yani bilinen ünlü oyuncular eşlik ediyor. Başarılı bir cast var diyebiliriz film için. Oyuncu kadrosu gayet tanıdığımız, sevdiğimiz aktör ve aktrislerden oluşuyor. Greta Gerwig de Lady Bird'le bir yönetmenlik denemesi yaptı ve başarılı oldu aslında. Büyük bir çıkış yakaladı. Ve bu işinde de yönetmenlik becerilerini bana göre arttırdığını söyleyebiliriz. Gerçekten hani başarılı bir yönetmenlik ortaya koymuş. Ve ortalama üstü bir iş çıkarmış. Filmin yapısından bahsedecek olursak aslında hani kitaba ve döneme gayet sadık kaldığını söyleyebiliriz. Sadece birazcık kronolojiyi değiştirmiş. Yani işte 7 yıllık aralıklarla bir sonrasını bir öncesini iç içe katmış. O açıdan senaryo kurgusu gayet başarılıydı filmin. Yani bu ne oluyoruz, nereden geldik buraya şey hissiyatı pek yaşatmadı. Her şeyin ne olduğunu gayet düzenli bir şekilde, düzgün bir şekilde anlayarak ilerledik. Zaten günümüz kısımları, yani daha doğrusu 7 yıl sonrası kısımları daha soğuk mavi tonlarda, önceki kısımlar, biraz geçmişi anlatan kısımlar daha sarımsı, böyle daha mutlu, canlı tonlarda çekilmişti. O da yönetmenin kattığı güzel bir detay diyelim. Oyunculuklar ortalama üstüydü. Yani çok çok müthiş bir oyunculuk hani olduğunu söyleyemeyeceğim ama hani kötü değildi. Herkes işini yapmış. Benim bu filmle ilgili bir tane ufak detay sıkıntım var. Bu dediğim 7 yıllık sürecin zaman atlamalarında hani hiçbir karakterin en ufak bir değişim geçirmemesi olmuş. Yani gerçekten hiçbir şeyleri değişmemiş ve bunlar genç karakterlerin, çok yaşlı olsalar yine göze batmaz belki ama 7 yılda çok fazla şeyin değişebileceği yaş aralığında olan karakterler ve hiçbir şey değişmemiş. Gerçekten o açıdan birazcık göze batıyor diyeyim. Bir diğer şey de hani daha genel olarak hani filmi beğenmedim diyemem. Hani sıkıcı bir yanı yok. Gayet akıcı, güzel. Oyunculukları başarılı, yönetmenliği başarılı. Aldığı kostümleri sonuna kadar hak etmiş, kostüm Oscar'ını. Gerçekten güzeldi. Sanat yönetimi de başarılıydı. Ama şunu da söylemem gerekiyor. Hani birazcık bana eski moda geldi. Yani çok yeni bir şey katılamamış bu kitaba. Zaten uyarlamaları var. Hani 100 sene önceki kitabı hani güncel olarak pek bir şey üzerine eklenememiş gibi geldi. O da beni hani çok etkilememesini sağladı diyebilirim. Tabii ama günümüzdeki işte cinsiyet eşitliği ile ilgili güzel mesajlar eklemişler filme. Hani güncel konulardan işte kadın erkek eşitliği üzerine, işte feminizm üzerine katılmış kitabın üstüne bunları çok güzel bir şekilde eklemişler. Bu bir artısı filmin. Ama dediğim gibi genel olarak bende birazcık böyle bir hani eski moda bir film havası uyandırdı. Ama hani bu filmi kötü yapmıyor. Genel dediğim gibi teknik açıdan da gayet başarılı. Sanat yönetimi olarak da, kostümler olarak da çok başarılı. Sevdiğimiz oyuncular var. Gayet hani keyifli bir 2 saat 20 dakika geçirebilirsiniz bu filmle. Benim Little Woman'a puanım %76. Siz de izlediyseniz yorumlarda puanınızı belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.